Diyara Selevkiye'den sonra Süveydiye diye bilinir. Süveydiye'den sonra Samandağ oldu. O da şeyin adından. Şu dağda Aziz Simon Manastırı var. Seman Arapçası, Samandağ. Denize doğru olan uzantı Suriye. Ben İbrahim Gülenay. Samandağlıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. 3 tane kemer vardı burada girişte işte. Onlar yapıldı. Çok kötü bir anımız oldu bu depremden dolayı. Şehrimiz son büyük depremi 150 yıl önce görmüştü, 1872 yılında. Ondan sonra buna benzer yıkıcı etkisi olan bir deprem yaşanmadı burada. Fakat bu deprem yıkıcı etkisi gerçekten çok kötü oldu. Şehirde çok kayıp oldu, çok bina yıkıldı. Şehrin ekonomik ve sosyal yapısı deprem dolayısıyla korkunç bir yıkıma uğradı. Şu anda insanlar çoğu şehir dışında bir yerlere akrabalarının yanına gitmiş durumdalar. Ama bizler burada buranın terk edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Buranın yapısının korunmasının gerektiğine inanıyoruz. Ama ağır yara aldık bu konuda. Bizim burada aslında sular kesilmedi. Elektrikler dördüncü günde geldi. İnternetimiz geldi. Yani biz dördüncü günden sonra dünya ile bağlantımızı yeniden kurabildik. Ama üzüldüğümüz bir şey var. Burada deprem olduğunu dünya ancak dördüncü günde öğrenebildi. Demek ki ulusal basında ismimiz yer almamış. Ne Antakya ne Samandağ. Lütfen yerinizde kalın. Ne yerseniz, ne içerseniz burada her şey mevcut. Zaten örgütlendik de gelen yardımları bir yerde toplayıp ihtiyaç durumuna göre evlere bizzat dağıtıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Valla saat 8'den önce gelmez. Gelecek. Ben sana söyleyeyim. Ozan oraya gideyim. Tamam, adalık. Yardımları bizim salonumuz var, taziye salonumuz. Mesela orayı depo haline çevirdik. Gençlerimiz, bizim yönetim kurulumuz var. Vakıf yönetimimiz var. Onun aracılığıyla mahalle halkına dağıtıyoruz. Ben Can Emektaş, Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi yönetim kurulu üyesiyim. Şu anda bulunduğumuz salon Meryem Ana Kilisesi taziye salonudur, taziye kabul salonudur. Ama şu anda taziye salonundan daha ziyade afazadeler için bir yardım deposu olarak kullanılmakta. Biz bu salonda yaklaşık cemaatimize ait 30 kişilik bir gençlik örgütüyle beraber gelen yardımları kolileştirme, kumanya haline getirme ve bu kumanyaları tek tek hanelere dağıtma özeline sahibiz. İlk başlarda gıda gelmişti ve giysi gelmişti. Çünkü insanların barınma, ısınma problemleri vardı. Dolayısıyla giysiler ilk önce dağıtıldı. Daha sonra yavaş yavaş erzaklar dağıtıldı. Daha sonra da daha tertipli ve düzenli bir hale getirmeye çalıştık. Çünkü insanlarda bir korku vardı ilk önce. Şimdi haftalık bir tane kumanya veriyoruz ve temizlik malzemeleriyle beraber dağıtıyoruz. Isıtıcılarla beraber dağıtıyoruz. Mesela ısıtıcılar da dağıttık, jeneratörler dağıttık. Bunların hepsini dağıttık. Biraz ayrı edersek. Salonumuz 2011 yılında kullanıma başlandı. Yaklaşık 350 kişilik bir taziye kabul salonumuz bu salon aynı zamanda. İçeride mutfağımız var. Taziyeye gelen insanlara, vatandaşlarımıza kahve, çay, bu tarz ikramlarımız oluyor. Ön tarafta, taziye salonun ön tarafında iki tane fotoğraf var. Patriğimiz ve mitropolitlerimize ait ikonalarımız. Arka tarafta dini liderlerimiz, bizim dini liderlerimiz. Ön tarafta da bizim
bizim siyasi liderimiz. Ben şu konuda müteşekkir duyuyorum. Yani Türkiye coğrafyası içerisinde bulunan vatandaşlara teşekkürü borç biliyoruz şu anlamda. Hasbelkadar her insan kendisinin de yardımı, yani zor durumda kalan insanlara yardımda bulunması, bu coğrafyadaki kardeşliği gösteren en güzel örneklerden bir tanesi. Ben kendim için bir şey anlatmak istiyorum. Benim oğlan bir ayıcığı vardı. O ayıcık olmadan uyuyamazdı. Baba dedi evimize gidelim, evimize gidelim. Maksat ayıcık ama evimiz çok kötü, harabe şeklinde. Antakya'da ikamet ediyorum ben. Bir gün gelen bağışlardan, gelen yardımlardan bir kolye açtık. İçinde bir ayıcık, kahverengi bir ayıcık. Ama ben açmadım onu, arkadaş açtı. Ya dedi ayıcık dedim ben alırım. Onu çocuğuma verdim ve benim oğlan 3 yaşında ilk defa o ayıcığa sarılarak depremden sonra ilk defa rahat bir şekilde uyudu ve baba evimize gitmemize gerek yok diyebildi.